Bu Pamir hayatıma girdiğinden beri ben artık o huzurlu kız değilim. Seni takip ettim. Neden takip ettim ben? Merak ettim. Bana sakin ol dedikçe ben daha da huzursuz oluyorum. Merak etme. Çünkü ortağız, bizim bir karar vermemiz lazım. Bu işte birlikte miyiz, değil miyiz? Yaz! Lan! Bundan sonra benden gizli saklı işler çevirmeyeceksin. Ben... Sesi çok soğuk üşüyorum. Tamam, korkma. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Kendim onun yanında çok güvende hissediyorum. Bir daha kendini riske atma, tamam mı? Ne? Buradayım. Merak etme. Çok üzülüyorum. Pamir bırakma. Tamam. Tamam, bırakmayacağım seni. Bak buradayım. Yanındayım. Merak etme şu an. Unutma. Levent'e aşıksın sen sonuçta. Kaç kez aşık oldun? Bir. Bir kez aşık oldum. Sana. Böyle planlayarak aşık olmazsın ki. Böyle birden olursun. Pat diye. Sonra tepe taklak olursun. Öncesinde ne yaşadığını unutursun. Çok aşık oldum. Ayrılamadık birbirimizden. Kelepçelenmiş gibi. Birimiz olmadan öbürümüz asla yaşayamazdı. Pamir Levent kadar benim için önemli. Bir gün Levent ölecek, Pamir kalacak. En azından Levent'i seviyorum. Ben de Yaz'ı seviyorum. Senle benle ilgisi var. Ben diye bir şey yok. Buradayım. Sabaha kadar elimi tutup yanımda mı bekledin? Aynı evde yaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ev sensiz eksikmiş. Hadi dönelim. Yarısı. Ondan sonra da evimize döneriz. Evimize mi? Numaradan dolusu sonuçta evimiz işte. Bir de yaşadığım yer ilk defa bir bina değil. Ev oldu. İki farklı insan var sanki içinde. Bir tanesi merak etme her şeyi ben hallederim diyor. Diğeri sanki her şeyin sorumlusu benmişim gibi davranıyor. Biri elimi tutup sabaha kadar başımda nöbet tutuyor. Diğeri yüzüme bile bakmadan kaçıp gidiyor. Benim kaçıp gittiğim falan yok. Kaçıyorsun. Bırak kolumu. Sakinleştin mi? Yaz, kolumu bırakır mısın? Bırakma. Çünkü böyle gitmene izin vermeyeceğim. Hayatta evlenmem ben bununla. Hiçbir şey gerçek değil. Gerçek olmasını ister miyim? Senin de herkes gibi atan bir kalbin var.